Hani Kürt meselesindeki inkarcılık Sayın Öcalan'ın yaklaşımında da kendisini gösteriyor. Burada diliniz ne olursa olsun, yani kendinizi nerede göstermek isterseniz isteyin, ortaya çıkan yalın bir gerçek var. Yani Kürt meselesinde ve Sayın Öcalan'la ilgili bütün konularda yani iki şey karşı karşıya, doğru ve yalan. Hakikat, yani gerçek ve gerçek olmayan karşı karşıya. Hani Lenin'in güzel bir sözü var, gerçek soyut değildir, gerçek somuttur der. Şimdi somuttur. Yani Kürt halkı için bir gerçek var, somuttur. Sayın Öcalan modern zamanların, Kürt halkı nezdinde modern zamanlarda Kürt halkına kimlik kazandırmış. Gerçekten Kürt halkına karakter kazandırmış. O karakter inşasında öncülük yapmış, liderlik yapmış, önderlik yapmış. Ve Kürt halkı için, Kürt halkının duygusunda, anlam dünyasında son derece kıymetli bir yere sahip bir insan. Gerçek. Gerçek. Arıyorsanız gerçek bu. Şimdi bu gerçeği inkar edenler var. Bu gerçeğe saygılı olanlar var. Bu gerçeğin yoldaşı, dostu olmak isteyenler var. Aslında kavga da budur. Sayın Öcalan'ın kendisi de yani ona bu kadar saldırı yapılmasının özel savaş argümanlarıyla yüklenilmesi nedeni de o. Çünkü Sayın Öcalan tarihsel olarak Kürt sorunun demokratik çözümü için mücadele yürütmüş. Özellikle son 25 yıllık İmralı hayatında o yani tek başına kaldığı hücrede ilmik ilmik Türkiye'de Kürt sorunun demokratik çözümünü işlemiş. Bunun önerilerini yazmış, sunmuş. Türkiye'de demokratik sistemin nasıl vücut bulacağına dair ciddi yoğunlaşmalı olan bir insan. O yüzden adaya kapatılıyor zaten. O yüzden şu anda habersiz bırakılıyor. Çünkü Sayın Öcalan'ın fikirlerinin kendisinin tek başına bu ülkede mevcut akut sorunların, kadim sorunların, tarihsel sorunların çözümü için referans gösterebileceğimiz tek şey. Tek yer. Hani böyle bir haftada ben Kürt sorunu çözerim derken afaki bir söylem değil ki. Yoğunlaşmış, temellendirilmiş, tarihsel tecrübesiyle gerçekten sağlanmış bir şey var, birikim var orada. Ve bütün bu birikim, bütün bu öneriler kendisiyle birlikte ada hapishanesine kapatılmış. Ada yok. Ada yok. Ada yoksa çözüm de yok. Ada yoksa soykırım var. Ada yoksa savaş var. Ada yok yani. Hani kendisine bir de ada yok. İmralı Adası Türkiye'de yok. İşte o yüzden hukukun kara deliğidir. Siyasetin de kara deliğidir. Sadece hukukun kara deliği değildir. Politikanın da kara deliğidir Sayın İmralı Adası. Politikanın, gerçekten bunu söylemek lazım. Politikanın kara deliğidir. O kara delik içerisinde çözüm olanağı, imkanı hepsi o kara deliğin içerisinde kim vurduya gidiyor. Yokluğa gidiyor. Yani İnsanlık tarihinin çok ender gördüğü işkence, yani tecit de artık tecit bile bunu kaldı şey yani bu mevcut durumu şey yapmıyor, karşılamıyor. Yani muazzam bir işkence yöntemi ve kendi içerisinde her gün kendisini üreten bir yönetim biçimine dönüşen ve oradan aşama aşama bakın bu yönüyle de çok kritiktir. İmralı, 25 yıllık İmralı hikayesi. Yani sadece Öcalan, Sayın Öcalan'la sınırlı kalmamıştır İmralı yönetim tekniği. Aşama aşama oradan öğrendiklerini, biriktirdiklerini topluma salan, bir hani toplumsal kuşatmaya, tecride dönüşten, hani biz bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bu çok net. Bunu hukuksal zeminde çok ispatlayabiliriz. Cezaevlerinin dönüşümünde infaz rejimlerini ispatlayabiliriz. Bir toplumun nasıl yönetilme biçimine dair geliştirdikleri yeni argümanlarla gösterebiliriz. İşte ilk keyfi uygulamalar dediğimiz, ilk gerçekten mesela diyeyim Adalet Bakanlığı'nın yönetmediği ilk adadır. İlk cezaevidir İmralı Adası. Başbakanlık kriz merkezine bağlanmıştır. Şimdi bütün toplum Cumhurbaşkanı'nın kararnameleriyle yönetiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Artık şey yok, meclis yok, şu yok, bu yok. Bir bütün olarak baktığımızda aslında yani Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğün sağlanması meselesi hem düşünsel olarak, hem zihniyetsel olarak, hem de aslında maddi manevi olarak bütün toplumun kendi özgürlük mücadelesinin önündeki setleri, engelleri aşmak demek. Buna inanmamız gerekiyor. O yüzden 2024'e giderken bizi aslında yapmamız gereken şu an yani kendi üstümüzdeki kuşatmanın da kırmanın bir yolu olarak bunu görmek zorundayız. Bu bizim açımızdan hani kabul edilmesi gereken bir şey. Yoksa hani şuna dönüyor. Ben her fırsatta onu söylüyorum ama ya bir lütuf değil yani. Yani böyle gerçekten bir insana bir lütufta, bir iyilikte bulunmuyorsunuz. Yani yapılacak bu son derece. O yüzden politikanın kara deliği diyorsak
Yani çözümsüzlük adresi, yani mesela o tecritin kendisi, kuşatmanın kendisi, yok saymanın, yani iletişimsiz bırakmanın kendisi Kürt meselesini çözümsüz bırakmak. O zaman bütün Kürtler kendi sorunun çözümü için İmralı tecridini aşmak zorunda, İmralı tecridini kırmak zorunda.